Kafasına diktiği konyak şişesi beşinci çekişte bitiverdi. Mustafa ağzına bir şeker atarak küfretti. Bir şişe daha almak varmış gördün mü? diye güldü. Ömründe ilk defa konyak içiyordu. Konyak dediğin önce tatlı sonra zehir gibi acı. Sulfata gibi. Ayrıca ateş yutmuşa dönersin. Hele domuz. Topukların nazlı kızın karnına vurdu. Neden sonra boş konyak şişesinin elinde olduğunu fark etti. Gökyüzüne kaldırıp içine baktı. ''Hemen tükenmek olur mu? Bir şişe daha almalıymış.'' Konyak rakıdan keyifli. Şişenin tapasını çıkaramamış. içine itmişti. Şimdi mantar yuvarlanıp duruyordu. Giyirdi. ''Konyak! Evet, rakıdan güzel.'' İki yanı meşe fidanlarıyla örtülü küçük bir yokuştan çıkıyordu. ''Bu yokuşu devirdi mi yarım saat sonra?'' ''Yamören.'' Güneş battı batacak. Bulutların arasından akşam kızıllığı yağmur gibi karların üzerine dökülüyordu. Saate baktı. Altı buçuk. Akşam ezan okunmuştur. Şuraya kadar sabrettin. Konya köyde içmek vardı. Ayıp. Şişeyi kara bir kayaya fırlattı. Nazlı kız kulaklarını dikti. Mustafa yuların ucuyla boynuna vurdu. Öz kızım al Nazlım. Semerin üstündeki dolu heybenin saçakları hayvan böyle tırısa kalkınca meşin sesi çıkarıyordu. Konya verdi 62 kuruş, lokantada harcadı. Bir defa diye yaptığı masraf çıkarılırsa 350 kuruş para kazanmıştı. Ağzına bir şeker attı, tabancasını yokladı. Başı dönüyor. Gözlerini ufaltarak tatlı bir gülümsemeyle korunun hışırtısını dinliyordu. Biraz sonra adam her gün 350 kuruş kazanmalı diye düşündü. Yok ya günde 350 kuruş. Harcamakla tükenir mi tövbe? De babam de. Köy yerinde 2 lira gündelik el verir. Günde 1,5 lira da el verir. Ilgaz çarşısında bir İstanbul karısı görmüştü. Bayan öğretmenmiş. Adam okula yazıldı mı böylesinden okumalı. Bizim köye bu biçim bir hoca ister kahkahayla güldü. Topal İsmail rezil de yazılır. Arka sıraya geçerdi de bu yığını şöyle büker rahmetli eğri Ahmet eniştem olsa. Ilgaz hocasını köye getirir de oynatırdı. Allah rahmet eylesin. Yelek cebinden bir küçük kağıt çıkardı. İçindeki gümüş yüzü serçe parmağına geçirerek bir zaman ışıldattı. Üzerinde eski harften bir yazı. Belli bir şey. Kur'an harfi yazmışlar. Yadigar imiş. Anasından korkusuna takamaz bu kara afadik. Sonunda takınsın. Evlendiğimiz vakit. Tepeyi aşıp iniş aşağı biraz gidince yavaş yavaş karanlığa girdi. Nazlı kız yorulmuş kafasını iki yana sallamaya başlamıştı. İlerideki köşeyi kıvrılınca yamören görünecekti. Elektrik fenerini aldı yeni pilleri denemek aklına geldi. Toprak yolun iki yanını alçak bir duvar gibi kapatan meşe fidanlarına ışığı tuttu. Ağaç kısmının şerefi de yaprak. Yaprağa döküldü mü kulak verme. Hava iyice karardığından fenerin ışığı parlaktı. Elektriğin hükmü gece vakti yürür. Kürtlerin sürü köpeğini tutuver. Canavar gibi köpek koyun gibi olur. Gözlerini kamaştırır besbelli. Bu elektrikte kuvvet çok. Lambanın camını silerken etini pembe pembe göstermesine gene şaştı. Cam gibi Şuna bak diye güldü. Bir asker cigarası yaktı. Asker cigarası kaçak satılıyor içine. Asker milletinin erkekliğini kesmek üzere şap koydukları söyleniyordu. İçine bir korku düştü. Cigarayı yere çaldı. Bir paketi topal İsmail'e cabadan vermeyi kararlaştırdı. Varsın erkekliği kesilsin. Karıya rezil olsun. Sonra Murat ağasının dediklerini hatırladı. Bu ne biçim yalan. Şaptan neyin nesiymiş. Reci dükkancılarının uydurması. Kulağına çalınan bir sesi dinlemek için hayvanı durdurttu. Yem öğrenen karı çığırışları duyuluyordu. Hayvanı tepikleyerek dönemece yetişti. Kar ağaçsız yam öreni bütün silmiş götürmüştü. Yukarı mahallenin avlularında çıra ışıkları koşuşuyordu. Mustafa karı öldü yüzde yüz dedi. Osman'ın karısı çoktandır hastaydı karı öldü. Vere milleti adamı mutlak öldürür. Vele milletinin sebebi sevdalanmak ne dersin? Osman'ın karısı birisi mi sevdalıydı? Başka bir şey hatırlayarak suratını astı. Benim anam da ince illetten öldü. Tövbe demek. Karı kısmını vere milleti erkeğe benzemez. Erkek sevdadan kan tükürür, karı çalışmaktan. Benim anamı çalışmak öldürdü. Köye yaklaştıkça karıların bağrışları artıyordu. Odaya gitmeli. Osman odadadır. Bu gece kağıt oynamak olmaz. Fadiklerin evini biraz geçmişti ki arkasından adını çağırdılar. Hayvanı durdurup döndü. Fadik'in anasıyla Hakkı'nın ilk karısı Gülizar yanına geldiler. Sen misin Mustafa Tahsildar Bey dedik. Ilgaz'dan mı bu geliş? Evet. Siz nereye? Osman'ın karısı ölmüş. Yazık. Sesleri duyunca anladım. Yiğit karıydı. Allah rahmet etsin. Küçük oğlu ortada kaldı. Hey Mustafa. Elindeki çıra ışığı Fadi'nin anasının yaşlı gözlerini parlatıyordu. Anası ölmedi, say ki. Oğlan öldü. Doğrusun abla ben öksüzlüğü bilirim. Fadik cenazede mi? Fadik'in ne işi var? Biz ağlayacağız. İyi. Mustafa hayvanı sürdü. Doğruca ahıra gitmek isteyen Nazlı kızı zorla teyzesinin ağlusuna soktu. Aşağı atladı. Teyze! Hey, teyze! Yuları bırakıp kapıyı yumrukladı. Hey Emine teyze. Emine teyzenin kızı kapıyı açtı. Buyur ağa. Anan nerede alçak? Ölüye ağlamaya gitti. Çek şu hayvanı ahıra. Benim biraz işim var. Ahırın kapısına dayalı duran kuru bir değneği eline alarak hızlı hızlı yürüdü. Hiç çekinmeden fadiklerin avlusuna girdi. Kapıyı vuracağı sıra duraladı. Öst oğlum ya buradaysa Ayşe de? Ne yapacağını kestiremediğinden biraz kıvrandı. Sonunda sarhoşluk ağır bastı. Ayşe buradaysa yalan mı yok? Öğle evinden karı çığlıkları toprağın üzerinde yuvarlanır gibi gelip geçiyordu. Kapıyı yumrukladı, biraz eve ekledi, gene vurdu. Merdivende hafif ayak sesleri duyulunca yalandığı fark edilmesin diye eliyle ağzını kapattı. Fadik kapıyı açmadan sordu. Kim o? Ana, sen misin? Aç. Kimsin? Enişten, rezil, hakkı enişten. Bilemedin mi? Kapı açılınca elektrik fenerini kızın yüzüne tuttu. Ulan tanrı konuğu kapıda bekletilir mi? Aman sen misin? Oh Mustafa, anam görür. Kız anan nerede? Yalana bak. Anan dışarı çıktı. Şimdi gelecek. Hadi git. Seni görür. Bana bir etmediğini komaz. Şimdi gelir mi demek? Nereye gitti? Gelir. Ateşimiz karşı da komşudan ateş alacak. Yalancı kahpe. Gece vakti ateş mi istenirmiş? Fadi iterek merdivenden yukarı çıktı. Bir yandan da söyleniyordu. İşiniz gücünüz yalan. Gelir kız. Fadi arkasından yalvarıyordu. Beni öldürür. Mustafa sopada elektrik lambasının kuşağını soktu. Ateş nerede yanıyor? Üşüdüm. Olmaz. İçeri girme. Biri görür. Sus. Hep söylenir ya. Böyle geveze karı görünmüş mü? Birden atıldı. Kızı belinden yakalayıp omuzladı. Bırak, vallahi bağırırım. Bağır, Osman'ın karısına yaz tutuyor derler. Aferin, şu Fadiye derler. Kız kendisini toplamış, çırpınmaya başlamıştı. Bacaklarını sallıyor, Mustafa'nın sırtını yumrukluyordu. Mustafa kapıyı ayağıyla açtı. Fadiye sedirin üzerine eni konu çarptı. Şimdi ben sana ne yapayım? Üstüme gelme. Bacaklarını bükerek tekme vurmaya hazırlanmıştı. Gelme üstüme. Tekmeyi yersin. Ulan ne var bu ne biçim oturma terbiyesiz indir bacaklarını indir. Git hadi git anam gelir. Doğru otur dedim şart olsun bak. Üstüne yürüyerek kızı ayak bileğinden kaptı Fadi'ye göre o kadar güçlüydü ki bir yeri kopup elinde kalacak diye korktu. Üstüne eğildikçe orospu kendini öptürmemek için elleriyle yüzünü kapıyordu. Bacağını bırakıp saçlarından tuttu. Aklına başka bir oyun gelmediğinden koltuk altlarından gıdıklamaya başladı. Fadik önce hiç ses çıkarmadan omuzlarını oynattı. Sonra tepeden tırnağa kıvrım kıvrım kıvranmaya başladı. Kurtulmak için sederin üzerinde yuvarlanıyor, burnundan soluyarak çırpınıyordu. Sonunda ağlamaya benzeyen bir sesle yalvardı. ''Bırak, öldüm. Bırak o Mustafa. Uslu dur, bırakırım. Durdum, bırak.'' Vay yana! Şalvarın bir parçası yukarı sıvanmıştı. Baldırı ak kağıt gibi ocak ateşinde parlıyordu. Yüzü kızarmıştı, saçlarını topladı, başörtüsünü arayıp buldu. Mustafa üst üste yutkundu. Bir de yalan söylersin. Anan Osman evine gitmedi mi? Ben gördüm. Bana dedi ki bizim Fadik evde korkar. Fadin can yoldaşı ol dedi. Beni buraya anan gönderdi. Yalancı. Anam hiç göndermez. Gönderdi kız. Anan gönderdi. Beni günah sokma. Nereden bu geliş demez. Sen üşüdün mü canım demez. Karnın aç mı kahve pişireyim mi demez. Ilgaz'dan geliyoruz alçak. Hacer Ilgaz da öyle ya. Orospu'nun ardından gittin. Bırak şu lafları. Odayı gözden geçirdi beğendi. Hacer diye kafamı ağrıtma. Benim senden başkasını düşündüğüm mü var? Beni düşünmekteymiş. Karın Ilgaz'a gittiğini ben duydum. Vahit Sabri'ye Ilgaza gitti demiş. Ilgaza gitsin, cehenneme gitsin. Benim gözüm karıda mı? Ben alışveriş ardındayım. Demir sattık, hak bereket versin. 350 kuruş kazandık. Sen ne bileceksin? Sana da bak ne geldi. Kuşağından gümüş yüzüğü çıkardı. Tak şunu parmağına. Tövbe takmam, annem görür. Kız, hep anam görür dersin. Şu kadar şeyi adam saklamaz mı? Al hadi. Almazsan şart olsun götürür Hacer'e veririm. İşte ağzını tutuldun. Hani Hacer'i görmedin de Götür Hacer'i. Ben istemem Orospu karıya ver İçini çekti. Versen ne olur ki Boşuna masraf Kötü karı adamı sevmezmiş Ne dedin? Hele rezil Bulah kimin? Anam söyledi. Orospu kısmında yürek olmazmış Yürek olmadığından adamı acımazmış Doğru Anan doğru söylemiş. Hadi Tak şunu Bakalım yakışacak mı? Sonra çıkarırsın da evlendiğimiz zaman takarsın. Fadik omuzlarını oynattı. Tak dedim bir sözümü de kırma sağ elini getir. Yüzük biraz bol geldi ama küçücük ele pek yaraştı. Fadik lambayı tutup parlattı. Karşılıklı gülüştüler. Mustafa ağır bir sesle baba gibi sordu. Bugün okula gittin mi? Gittim. Namaz dualarını ezberledin mi? Ezberledim. Demek şimdi sırasıyla yatıp kalkmasını bilir misin? Bilirim. Karı değil misiniz? Önceden bunu öğrenirsiniz. Tövbe ey Allah. Boy abdesti alınırken ne okunacağını da öğrendin mi? Asıl bu lazım. Kızı kucakladı. Var gücüyle göğsüne bastırdı. iki yanağından öptü. Kolunu arkadan sarıp koltuk altında parmaklarını bir zaman kımıldattı. Fadik gıdıklanmaya başlayınca biraz daha uzanarak küçük memesine dokundu. Fadik ürktü kurtulmaya çalıştı. Rak, günahtır. Ölü var. Anam gelir. Gelmez. Ağlamaya daha yeni başlamıştır. Karı milleti bir ağlama tutturdu mu sabaha kadar susmaz. Yapma. İçim bayıldı. Bırak. Dur sen. Bu daha bir şey mi? Asıl gerdek gecesi. Şart olsun gerdekte seni hamur gibi yormazsam. Anladın mı? Karşılık bekledi. Ölüye ağlayan karıların Türkiye'ye benzeyen sesleri işitiliyordu. Mustafa'nın içini bir keder kapladı. Dünyanın işleri. Kimi gelin getirir, kimi ölü kaldırır. Fadi'yi bıraktı. Günah. Bizim yatacak yerimiz yok. Gidip sedire oturdu. Cigara paketini çıkardı. Şuradan bir ateş ver bakalım. Fadik ateş verdi. Anam gelirse. Gelsin. Ben her şeyi göze aldım. Seni isterim. Allah'ın emriyle abla derim. Şuna bak. Dünür göndermemiş hiç olur mu? Ağaç dalından düşme misin sen? Kaya kovuğundan gelme garip misin? Dünür gönderilecekmiş. Ablana hakkı enişten kim yolladı? Gülizar ablam geldi. Bir de Hasan'ın karısı geldi. Demek Ayşe'yi kocasına Gülizar mı istedi? Gülizar ben razıyım dedi. Herifin oğlu yok. O yüzden razıyım dedi. Bir yıl oldu. Ablan gebe mi? Ben bilmem. Şuna bak. Fadik başını çevirdi. Mustafa hızla bir şeyler hesapladı. Kızı ürkütmemek için yavaşça sordu. Kız Fadik buyur. Söyle bakalım bu gece kimin sırası? Gülizar'ın mı Ayşe'nin mi? Gülizar'ın. Hemen Gülizar'ın dersi. Nereden belli? Anama söyledi. Ölü evinde çok oturamam dedi de anam güldü. Lafa bak. Ulan sen hakkıyı bilir misin? Eski karıyı ölüye yolladı. Şimdi Ayşe'yi bunaltmıştır. Yuvarlar yatağın içinde. Fadik başını omzuna eğmiş, kaşlarının altından bir hoş bakıyordu. Körpe kızların ikbarda boğaya çekilen inekleri avlu kapılarından gizlice baktıkları gibi. Öğle evinden uzun ağız sesleri geliyordu. Mustafa farkına varmadan hınçla içini çekti. Ayşe'yi bunaltmıştır enişten. Yuvarlar yatakta. Yoğurur, terletir. Şuna bak Gülizar ablamın kızını ne yapalım? Enişten bir şey yapamaz ablama. Bu akşam hakkı. Odaya çıkmamış olur mu? Osmanlı oturmamış. Karısı ölen herifle oturur da eve geç gelir. Sus lan. Başlarım eniştenin geçmişinden. Ben bilmez miyim şuna bak. Cigarayı ocağa attı. Uykun geldi mi? Gelmedi. Gelmiştir hayvan. Hadi bana izin. Yarın akşam Kaan'ın yanına gel. Cigarayı ocağın içinden al. Anan görür. Yüzüğü de saklarsın. Yarın akşam sana üzüm incir gelecek. Dışarıda yüzüne soğuk rüzgar çarpınca içi ürperdi. Ceketinin yakasını kaldırdı. Yüreğini öyle bir üşüme kavradı ki teyzesinin ahırından kısrağı çıkarıp yediğini alamadı. Heybenin kilidine güveniyordu. Tımar dolmayı versin adam sende bir gecede gebermez ya dedi. Ölü evinin önünde hızlandı. Kadınların bağırtısı üşümesini sanki artırıyordu. Ölmüşse ne yapalım? Hele reziller. Bizim de anamız öldü bu dünya. Ölümlü bir dünya. Çok acı şeyler düşünerek ağırlaştı. Bir anda hastalanmış gibi gövdesinden omurdu kesilmişti. Diz kapakları karıncalanıyor, kulakları uğulduyordu. Ağzı acımış, Konya'nın ekşi kokusu genzine vurmuştu. Ellerini ceplerine sokup askerci garalarını tutunca Topal İsmail'i sonra Pelvan Vahit'i hatırladı. Ulan vahid, ulan rezil şu kadar iyiliğimizi gördü. Ulan yamören ey Allah, ey Allah tükürdü. Şimdi hafifçe yalpalarken köyü hiç sevmiyordu. Yere batsın. Ankara iyi. Ankara gibi yok. Sıkıntısı karnından boğazına doğru yumruk gibi ağır ağır çıkıyordu. Birkaç kez yutkundu. Yaz günü mandaların çamura yatıp ağızlarının iki yanından beyaz köpükler salıvererek rahat rahat gevşek getirmelerini hatırladı. Gene yutkundu sonra tükürdü. Öğle evindeki karıların çığırışları arkada kaldıkça büsbütün Türkiye'ye benzemişti. Fadi'yi düşünürken durakladı. Tu kızla boğuştuk. Bize boy abdesti gerekli mi? Kendinden utandı. Sıslan tövbe. Fadi'ye de boy abdesti gerekir öyleyse. Oğlum ayıp. Ne var? Ne olmuş ki? Rüzgar kesilmiş. Kar yağmaya başlamıştı. Şu Ömer ölse pelvan Vahidin Şazi abliye gittiği gibi geceleri gizliden Meryem'e giderdim. Sıcacık yatardık. Küçük bir köpek ağırdı sıra bir zaman geldi. Himmet çavuşun odasındakilere görünmemek için caminin arkasına sapmıştı. Dar aralığın ağzına gelince hocaların hakkını kamburunu çıkarmış odaya doğru gittiğini gördü. Yağan karın ötesinde Boyu daha uzun görünüyor, birisiyle alay ediyor gibi kısa kısa öksürüyordu. Mustafa birden kızdı, arkasından bir kurşun sıkmalı, yüzünün üzerine devrilsin. Herifi muhtar odasına sapıncaya kadar gözledi, sonra ayaklarını sürüyerek Hakkı'nın evine doğru yürüdü. Hakkı'nın hanesi köyün en büyük evlerindendi. Hocalar kabilesinin eskiden beri davarı, sığırı, toprağı çok olduğundan avluyu geniş çevirmişler. Binayı sağa sola doğru ahırlarla, ambarlarla uzatmışlardı. Bütün bunlar hakkının ceketi gibi yıllardır onarıla onarıla çingen şalvarına dönmüştü. Yeni ev yaptıracak, dükkan yaptıracak. Demek gömüde parası var. Hasan kavgaları boşuna mı? Anasının parasını bu hakkı rezili Hasan Ankara'dayken bütün çalmıştır. O kadar dalmıştı ki Reşit Hoca yatsı ezanına başlayınca sıçradı. Tuu diyerek elini dizine vurdu. Daha erken olan Karı şimdi hayvanlara bakmaya iner. Bismillah diye avucuna tükürerek avluya girdi. Bu gece herif yok. Bağır bakalım rezil. Kaan'ın üstüne oturdu. Canı türkü söylemek istiyordu. Hayvanlara hakkıyla birlik baktılarsa bekle bakalım. Yahu nasıl bu benim kaderim? Üşmeye başladığı sırada merdivende ayak sesleri duyuldu. Mustafa Kaan'ın arkasına çömeldi. Kapıdan önce Ayşe sonra Gülizar'ın kızı çıktı. Çırayı Ayşe tutuyor, dumandan kurtulmak için başını büküyordu. Yüzü yakıcı güzel, gövdesi inadına tıkızdı. Şu haliyle bin fadiye değerdi. Samanlığa girip bir kalbur arpayla bir çuval saman aldılar. Onlar hayvanları yemlerken Mustafa gürültü etmeden samanlığa daldı. Bir zaman dışarıyı dinledi. Şimdi gelirler. Kız gelirse rezillik ayaklarının burnuna basarak birkaç adım attı. Samanlar kayıyordu. Dizi bir yere çarptı. Canının acısı burnunu sızlattı. Görüleceğini düşünmeden küfrederek elektrik fenerini yaktı. İki el arabası üst üste konulmuştu. Üsttekinin tekerleği hala dönüyordu. Işığı samana tuttu. Herifin samanı tepe gibi. Samanı çok tavan kerişlerinin arasına kalın kağını okları sokulmuştu. Elektriği söndürerek yana çekildi. Kız şimdi yukarı çıkmalı. Ayşe kalburları buraya getirdi mi atarım samanların üstüne. Karılar ahırda hayvanları şamarlayıp gülüşerek yem döküyorlardı. Kalburları Gülizar'ın kızı getirirse dünyayı bağırtıya verir. Camiden koşar millet Dışarıda bir kapı kanadı yavaş yavaş açılıp örtülüyordu. Mustafa hemen fırladı. Aralık merdiven kapısından hızla yukarı çıktı. Sofada durup biraz soluklandı. Ayşe soldan birinci odada yatıyordu. Kunduraları ayağında olduğu halde gürültü ettiğini bile fark etmeden yürüdü. Bismillah ya destur ya savul diyerek mandalı açtı. Yere bir yatak serilmişti. Soba sönmek üzereydi demek ''Karı erken yatacak.'' dedi. Kapıyı kapatıp saklanacak bir yer aradı. İki dolaptan birisinde Ayşe'nin gelinlik sandığı duruyordu. Ötekisi hamamlıktı. Elektrik fenerini kapıya tuttu. ''Sürgüsü de varmış.'' diye güldü. Yüreğe hiç vurmuyor, hiçbir şeyden çekinmiyordu. Odayı kokladı. Topal İsmail haklı. Karı kokusu silmiş iyice. Yatağa yaklaştı. Sanki canlı bir şeymiş de dokunursa bağıracakmış gibi bir zaman elini süremedi. Alnımıza yazılmışsa buna yatmak bize kısmet olur diye düşünerek yatağın üzerine yüzü koyun uzandı. Elinde açık duran fenerin ışığı duvara yüz yuvarlak vurmuştu. Yatağın yumuşaklığını karnında duydu. Bir takım dualar okumak istiyordu ama aklına gelmiyordu dışarıya dinledi. Fenerini söndürüp kalktı. Bu gece sıra kendinde olsa ateşi iyi yakardı. Dur bakalım. Şuraya uzanırsa kuma sırası Gülizar'da. Karı kısmı kocasını soymadan uyumaz. Hamamlıkta abdest suyu hazır mı diye baktı. Bir şey göremeyince sevindi. Yumruğuyla çenesini kaşıyarak ne yapacağını tasarladı. Sedirde oturup beklemeye karar verdi. Hiç olur mu eşek? Kızla beraber gelirse bu karı cilveli olduğundan anadan ürkek. Bizi görmesiyle bağırır. Merdivende ayak sesleri duyulunca hamamlığa girip kapıyı çekiverdi. Burası ıslak ıslak sabun kokuyordu. Soğuktu. Birden canı cigara içmek istedi. Ayşe odaya girmeseydi yakacaktı. Soluklarını keserek aralıktan gözetledi. Karı sobaya biraz çırpı atıp önüne çömelmişti. Alevlerin ışığında yüzünün yarısı görünüyordu. Avuçlarını ısıttı. Yüksek sesle. Oo üşüdüm üşüdüm dedi. Neden sonra kapıyı sürmeledi? Öteki dolaptan bir şeyler aldı. Sobanın üzerine koyduğu yuhka ekmeğini görünce Mustafa acıkmış fukara diye kederlendi. Çerez getirmediğine konyak için cebine ayırdığı şekerleri hep bitirdiğini üzüldü. Yüzüğü fadeye vermeyecektik. Şimdi Ayşe sevinirdi. Odaya ekmek kokusu doldurmuştu. Ayşe ekmeğin üzerine biraz peynir yaydı. Bunları sardı. Ayakta durup bir yandan kalçasını kaşıyarak yedi. Mustafa dalmıştı. Hele rezil. ulan kara milleti, siz hiç doymaz mısınız? diye güldüğünü anlayınca kendini zorlayarak somurttu. Ekmek bitince Ayşe sobanın önüne döklen peynir ufaklarını birer birer toplayıp ağzına attı. Ellerinin tersine ağzını kapatarak esneyip gerindi, örtüsünü çıkarıp başını salladı. Tembel tembel soyundu. Ak gömleğin altında göğsü, Hacer'in memeleri gibi biraz aşağı sarkıktı. Mustafa buna pek sevindi. Sedire oturup çoraplarını çekti. Üşüdüğü için omuzlarını kaldırıyor. Mustafa'nın kendisini gözetlediğini biliyormuş gibi gömleğin önünü kapatıyordu. Dolap kapısının altındaki aralıktan baktığı için Mustafa'nın beli ağrımıştı. Ayşe yatağa oturup gömleğini başından sıyırdı. Yorganın altında alışık hareketlerle tepinerek şalvarını da çıkardı. Bunları yastığın altına soktu. Mustafa sıcak bir suya dalıyor gibi tatlı bir ürpermeyle gözlerini yummuştu. Solukları hamam dolabının kapı aralığında sanki ıslık çalıyor. Karının bunu duyup Mustafa diye seslenmesini bekliyordu. Sobadaki çırpı alevinin hasıra vuran kızıldığı birdenbire söndü. Sanki deminden beri bu odada elektrik yanıyordu da şimdi düğmesini çevirmişlerdi. Mustafa şaşırdı tabancasını bıçağını yokladı bağırırsa. Hocanın hakkı üstümüze gelirse varsın gelsin. Ankara'dayken Cemal Usta bir gün cimri adamdan korkma demişti. Doğru bir söz. Cimri adam adamın üstüne gelemez. Cemal Usta bilmez mi canım? Biraz kımıldadığından iki parmağıyla tuttuğu Kapak gıcırda da epey zamanda çömeldiğinden dizleri, ayak bilekleri sırtı acımıştı. Dolabın kapağını bıraktı. Karı uyumadı. uyumadıysa bir şey anlamasın. Fare sansın diye Topal İsmail'den duyduğu gibi tahtayı takırdattı. Durup dinledi. Karı kımıldamadan bakıyor gece vakti. Eski bir köy evinde her zaman işitilen kuru tahta çatlamalarından başka bir şey duyulmuyordu. Mustafa öylece iki büklüm diz kapaklarını sertliğini göğsünde duyarak bekledi. Bir zaman sonra elektriği yakıp saate bakma düşündü. Oğlum trenin bineceksin bırak diye güldü. Kapakları yavaş yavaş açtı kunduralarını eline alarak odaya geçti. Koltuk altında bıçağının sapını sımsıkı tutmuştu. Sanki yatakta öldüreceği düşman yatıyordu. Gürültü etmeden sedire yaklaştı. Karının entarisine dokundu. Kunduralarını yere bırakıp emekleyerek yatağa yaklaştı. Yüzüne kan çıkmış, göğsü sıkışmıştı. Dudaklarını bir kez yaladı. Ayşe aralık aralık soluklanarak uyuyordu. Saç örgülerinden birini tuttu. Battal'ın düğününde bunlardan birini az daha kesici aklına geldi. Elini ağır ağır yukarı çıkardı. Öpmek için yanağına doğru eğildi. Göze alamayarak öyle biraz durdu. Gövdesini titreme kaplamıştı. Saç örgüsünü bırakıp avucunun içiyle karının yanağını okşadı. Ayşe hemen uyanmadı. Mustafa avucunu daha sert daha sert sürünce birdenbire sıçradı. Kim o? Ama kimsin? Kız sus ben geldim. Sen kimsin? Sus. Tanımadın mı? Mustafa. Aman Mustafa. Buraya nasıl girdin? Çıplak olduğunu unutarak yorganı fırlatıp oturmuştu. Vay başıma gelenler. Neye geldin? Neye geldin? Ulan neye geldiğinin sırası mı? Geldiğin gibi git hadi. Vallahi bağırırım. Bağır kız. Bana ne olur? Ayşe aklını başına topla. Yorganı altına saklandı. Git hadi. Oo Mustafa. Gören olur. Duyan olur. Üstümüze biri gelir. Şart olsun gitmem. Şuna bak. Senin bana yaptığın yetti. Ahıra gelirken kendine kocana bekletirsin. Korktum diye bağırırsın. Şimdi sana ne yapmalı alçak? Ben isteyerek seslenmedim. Vahit bizdeydi. Görürler. Seni vururlar diye seslendim. Pencereye çıktı biri. Sen görünme diye bağırdım. Yalan söylediğini bildiği halde böyle fısıl fısıl konuşması Mustafa'nın gene de hoşuna gitti. Yalanı hemen uydurdun. Yalan değil. Çıra söndü. Korktum. Ayşe sanki vermişti. Mustafa içini çekti. Korkmuş. Hep yalan. Dur bakalım. Soruma karşılık gelsin. Meryem'in dedikleri doğru mu? Meselenin aslını öğrenmeye geldim. Meryem ne dedi? Ne diyecek vahide bakıyor musun? Gülüyor musun? Ulan ne demişsin rezil? Demişsin ki ben sığırı çobana katmaya giderken kolumdan tutsun da beni evine alıversin demişsin. Tövbe vallahi billahi yalan. Dipten doğru yalan. Bunları Meryem Orospusu mu de söyledi? Yalan olur mu? Bak Ayşe. Biz senin uğruna her belayı göze aldık. Dinime, imanıma bu işin sonu kötü. Ben ölsem iyi mi? Günah imansız. Hiç farkında olmadan yalvarıyordu. Ayşe bundan cesaretlenip şımardı. Benim ne suçum var? Ben Meryem'e söyledim. Kız açık konuşalım. Bana gelmeye gönüllü müsün? Ayşe karşılık vermedi. Mustafa üsteleyince usanmış gibi içini çekti. Benim sözüm söz. Ne zaman istersen bohçamı alır gelirim. Ben gelirim. Sen hadi git. Bizi duyan olur. Herif görür. Ulan bana geleceksen heriften bu korku ne? Korkarım. Hakkı beni öldürür. Bir halt edemez. Ağzına mı? Yorgan açmaya çalıştı. Ne ağzına? Şart olsun bu köyü bana yaktırırsın. Dur hele. Dur biraz. Aman Mustafa ayağını öpeyim beni bırak. Dur hele. Alacağız dedik ya. Alacaksan daha iyi. Nasıl olsa kendim alın. Mustafa yorganı çekti. Bırak şunu. Koy ver kız. Ulan hakkı olacak rezinin koynuna girersin. Vallah billah sanki gönlümle mi? Sanki senden esirgemekte miyim? Beni al. Hay Mustafa eve götür. Ne istersen yap. Şimdi olmasın. Çocuğa kalırsam günah. Tükenecek değil ya. Sonuna kadar senin. Pişmesini bekle Soğumasını da bekle. Günahtır. Şart olsun günah. Bu bana ettiğin domuzluk. Bekle. Dur bak ne diyeceğim. Bırak yorganı. Benim yarın işim var. Yarın ekmek yapılacak. Pis pis yapamam. Yıkanırsın. Olmaz. Bu neden suya girdi? İçeriye hovarda aldı mutlaka derler. Şüphelenirler. Aldırma. Üç kere ağzını çalkalarsın günah gider. Bırak Mustafa. Yarın gece olsun. Yarın gece gel ben sana bir haber yollarım. Sus lan. Yarın gece hakkının sırası. Şuna bak bizi aldatacak. Sofada bir kapı açılıp kapağında Mustafa yay gibi doğruldu. Ayak sesleri oda kapısına geldi. Soluklarını tutarak beklediler. Gülizar'ın kızı seslendi. Abla! Mustafa sus diye elini salladı kız. Biraz durduktan sonra bir daha bağırdı. Abla kız! Buyur! Yattın mı? Yattım ne var? Anam gelmedi yalnız içim sıkıldı. Uykun yoksa iki laf edelim. Uykum var. Canı sıkılmış. Yat kız. Şuna bak. Kız bir parça durduktan sonra gitti. Mustafa bir sıçrayışta işte, kapının arkasına yetişti. Kulağını da dışarısını dinledi. Ayşe fısıldadı. Gördün mü? Kahvenin kızı üstümüze geldi. Sezinledi o Mustafa. Yok öyle şey. Duymaz mı? Sesi korkusuyla titremeye başlamıştı. Aman Mustafa sen buraya nasıl girdin? Girerken mutlak görmüştür. Görmedi. Ben bacadan girdim. Ben bacadan girerim. Ölüyoruz alçak. Ulan kış vakti damlarda bacalarda leylek gibi. Git dersin. Şimdi gitsen biri görür. Daha kötü. Kimse görmez. Hadi gidiver. Vallah billah gitmem. Ben ölmekteyim. Rezil işte yemin. Ölmek var gitmek yok. Sus. Şuna bak. Ben üşüdüm. Gel hadi. Gel başımın belası. Mustafa aralanmış yorganın altına giyimli olarak girdi. Ayşe'nin çıplak sıcaklığı sanki derisini kızgın demir gibi dağılıyordu. Karının kolları boynuna sarılarak mengene gibi sıkıp soluklarını kesmese belki de ağlayacaktı. Arkası yarın.